Arkadaşlar merhaba. Amerikan Borsası Kolay Para serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzün konusu ekonomi haberleri nasıl trade edilir arkadaşlar? Kendi stratejimdir. Başka yerde bulamazsınız. Bu stratejiyi mutlaka ve mutlaka iyice dinleyin arkadaşlar. Yani gerçekten olasılık %90'lardan fazla. Ve bu stratejiyi kullanarak çok para kazandığımı size söyleyebilirim arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmadan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu cuma şimdi bugün günlerden 30 Ocak. 2 Şubat'ta yani bu cuma non-farm payroll açıklanacak. Non-farm payroll diğer CPI olsun, GDP olsun, İşte FOMC kararları olsun. Bunlar gibi büyük ekonomi haberleri genelde sabah FOMC değil, FOMC'yi ayırıyorum. Bu büyük haberler genelde belli günlerde, belli saatlerde New York saatiyle 7.30'da yayınlanır arkadaşlar. Bunlar genelde aynı saattedir. Özellikle non-farm payroll'u göstereceğim ben size. Zaten orada göreceksiniz. Bu New York saatiyle 7.30 arkadaşlar. Ben şu an Central Time'da yaşıyorum. Yaşadığım yerde 8.30. Zaten işte az sonra göstereceğim Thinkorswim'de benim saati öyle 8.30 gibi göreceksiniz zaten. Ama normalde New York saati her zaman için kullandığımız New York saati because neden? Çünkü ICT kurallarını kullanıyor, konseptlerini kullanıyoruz. ICT'nin belli zamanlara göre stratejileri var. O yüzden ben TradingView'de saatlerimi New York saatine göre ayarladım. Siz de öyle ayarlayın. Tavsiye ederim. Neyse. Geçelim stratejimize arkadaşlar. Stratejimizi ben sadece şimdi burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane örnek göstereceğim size. Siz isterseniz geriye gidip diğer günlere, saatlere de bakabilirsiniz. Nereden başlayalım? Bu en aşağıdan başlayalım arkadaşlar. 1 Eylül'deki non-farm payroll açıklamasına gidelim. Bunun için Thinkorswim kullanıyoruz. Thinkorswim'de işte on demand diye bir özellik var. Hemen buradan seçiyoruz. September 1. 1 Eylül. Git dedik. Geldik. Şimdi arkadaşlar. 7.30 haberin geldiği yer burası zaten görüyorsunuz belli yani. Ama non-farm payroll'a göre bu gerçekten bu işte ne kadarlık bir oynama? Bir candle high to low bakıyoruz işte 627 556 işte nereden baksanız 30 40 70 75 civarı. Ki yani 75'lik bir oran non-farm payroll'a göre çok yüksek bir oran değil ama yine de baktığınız zaman 75 puan demek. Bir tane kontratta 1500 dolar demek arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kural 1. Haberlerden önce trade yapmıyoruz. Haberlerden önce trade yapmıyoruz arkadaşlar. En önemli kural bu. Tamamen %50-50 şansınız var. İster yani ekonominin değerlerin çok iyi geleceğini işte veya kötü geleceğini bilerekten ya ben işte eminim non-farm payroll değerleri kötü gelecek, çakılacak veya iyi gelecek, yükselecek diye kumar oynamayın arkadaşlar. Gerek yok. Size göstereceğim stratejiden sonra zaten oynamamanız gerektiğini zaten gerek olmadığını da göreceksiniz. Şimdi birinci kuralımızı dedik. Birinci bir dakikalık ilk açıklandığındaki candle'ı görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Onu bir kere göreceğiz. Oynamıyoruz bir dakikalık candle'dan önce. İkinci yapmamız gereken bir dakikalık candle geldi. Hemen Fibonacci'mizi çekiyoruz arkadaşlar. Fibonacci'mizi çektik. Benim Fibonacci değerleri normal default yani normal değerler gibi değildir. Ben ICT'nin konseptlerini kullanıyorum. Genelde kendisi quadrantları yani işte %0, 25'leri, 50'leri kullanan birisidir. İşte bir standard deviation. 100 işte bakarsınız 0'dan 100'e burası bir standard deviation burası 1.5 işte gidiyor 1.5 2 diye gidiyor. O yüzden
İster TradingView kullanıyorsan TradingView'de veya Thinkorswim kullanıyorsunuz. Thinkorswim'de işte geliyorsunuz buraya, buradan değerleri gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir dakikalık candle'ımızı çektik. Bir dakikalık candle'ımızı çektikten sonra arkadaşlar ilk yapmamız gereken olay, bilmemiz gereken olay nedir arkadaşlar? Bu bir kuraldır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bu işte gurular, işte ICT de dahil olmak üzere guruların söylediği bir şey. İlk reaksiyondan sonra, gördükten sonra her zaman ilk reaksiyonun tersine yönlendirilir. Stock market her zaman tersine yönlendirilir. Yani ilk reaksiyon yukarı doğru, burada gördüğünüz gibi yönlenme aşağı doğru dikkat ederseniz. Ve işte bu nereden dönecek? Önemli olan işte bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken nereden dönecek? Bir dakikalık candle'ı geçecek mi? Yoksa işte 0.25'e tekamül ediyor burası, ki ben genelde işte 0.25 burada var, yukarıda yok, onu hemen ben bir değiştireyim şurada. 0.25 diyelim. Onu da ekleyelim oraya. Pardon, özür dilerim. 1.25 olacaktı. 1.25 diyelim arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi %0.25 kuadrant birden bir 0 nokta, yani bir quarter deviation diyelim. Benim genelde düşüncem genelde %25'ten döner. Ama siz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Garanti almak için. Bir dakikalık candle'ı gördükten sonra duruma göre ister buralardan bir yerlerden short edersiniz veya alırsınız. Veya işte 25'i bekleyip stop loss'u %50'nin üstüne koyarsınız. Artık sizin bileceğiniz bir iş. Yani ne kadar risk etmek istiyorsunuz. İster burada alıp işte %50'nin üzerine koyarsınız stop loss'ı, ki o biraz fazla bir risk olur. 27'den 62'ye işte nereden baksanız 25-30, işte nereden 500-600 liralık bir risk var burada, ki yani zaten kazanacağınız paralar 500'ün çok çok üzerinde olduğu için o kadar riske de edilebilir yani. Ama siz genelde güvenli bir şekilde %25'i bekleyin. İster işte burada mesela aşağı doğru gidiyor. Bir sonraki örneklerde tam tersi de olacak. Orada da göstereceğim. Birinci hedefimiz ne arkadaşlar? Birinci hedefimiz %50. Mean threshold. Consequent encouragement değil. Consequent encouragement ICT konseptlerinde weeklerin orta noktası. Biz bir dakikalık candle'ın orta noktası, mean threshold'una hedef alıyoruz. Neymiş bu? İşte burada short ederseniz, burada satıyorsunuz. İşte nereden baksanız burada 27, 30, 37, 38. Her neyse, yani burada 38, 35 deseniz 700 dolar kazanıyorsunuz. Sadece buradan buraya. 30, yani 700 dolar. İşte bir Nasdaq'te bu yalnız. Bu S&P 500, ES'te değişir bu. Nasdaq'e göre 10, Nasdaq'taki 10 puan oynaması 200 dolar. Oradan hesabını yapın işte 27, 37, 740 dolar buradan buraya gelmesi. Birinci hedefimiz mean threshold, ki olasılık burada %95'lerden bahsediyorum. Yani o mean threshold'a bir şekilde geliyor yani arkadaşlar. O mean threshold'a bir şekilde geliyor. Orası %90'dan fazla olasılığı var. Ki ana hedefimiz bir standard deviation. Bunu unutmayın. Bir standard deviation ne? Fibonacci'yi çektik. Gittiği yöne göre mesela eksi 100. Eksi 100 burada mesela aşağı gittiği için, yukarı gitseydi artı 100 olacaktı. Yani bir standard deviation. Fibonacci'yi çektikten sonra bakın nasıl respect ediyor. Yani to the tick yani. Tickine, yani o week'in nasıl respect ettiğini, saygı gösterdiğini görüyor musunuz? Ya ben sadece bir tane Fibonacci çektim yani. Burası bir standard deviation. Kaç kere dokunmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunlar sağlam rakamlar arkadaşlar. Neymiş stratejimiz arkadaşlar? Tekrar ediyoruz. Fibonacci'mizi çekiyoruz. Bir dakikalık candle'ı gördükten sonra ister riskimizi arttırıp bir dakikalık işte candle'ın bittiği yerden, ister işte %0 ya yani 25 quadrant, yani quarter yukarısı veya işte aşağısı nereden aldığımıza göre, burada veya short edip veya buradan daha sonraki şeylerde göreceksiniz, örneklerde 25'i bekleyip de short edin.
Veya %100'den alın, işte stop loss'ınızı ister buraya koyun, ister buraya koyun. Ama neymiş? İlk reaksiyonun tersi yönü arkadaşlar. Hedef tersi yönü her zaman için. İlk hedef %50 mean threshold ama ana hedef %100. Yani bir standard deviation. Burada işte 1,5'a kadar gelmiş. Bir sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. October 6th. 6 Ekim. Buradan değiştiriyoruz. 6 Ekim Cuma. Geldik. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İlk reaksiyon aşağı doğru nereye gitmiş? Hemen çok lafı uzatmadan Fibonacci'mizi çekiyoruz. Bir dakikalık da buradan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi %25'ten dönmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu %25'ten de dönebilir. %50'den de dönebilir. Ama ben normalde gördüğüm tecrübelerime dayanarak %25'i beklerim. Yok ben beklemem, risk atmam derseniz isterseniz burada bir yerde alıp buranın stop loss'ta %25'in elinin altına koyabilirsiniz arkadaşlar. Neydi ilk hedef? %50 mean threshold. Bakın arkadaşlar 60, 95, 40, 140 puan, 2800 dolar. Bir kontrat, Nasdaq'in bir kontratı 2800 dolar yapıyorsunuz. Şuradaki o kadar volatil ki bir saatte bile değil yani 7.54'ten 8.30'a kadar. 45 dakikada 2800 dolar bir kontrakta. Ana hedef neydi? Bir standard deviation. Bakın arkadaşlar nasıl respect ediyor. Bakın. Bir standard deviation. Ne kadar? 60'tan 660'tan buraya kadar işte nereden baksanız 400 puan. 8.000 dolar arkadaşlar. Bir kontrak, Nasdaq kontrak. Buradan alıp burada satarsanız ki bekleyebilirseniz 8.000 dolar. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. November 3. Şu an için 2'de 2 gidiyor. Bakın. 2'de 2 gidiyor. Geçelim Kasım 3'e. Kasım 3. Şurayı kapatalım. Silelim bunları. Önceden gelme yerler bunlar. Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Olmadı. Hayda. Sen bize para kaybettirdin. Bak bunlar hep çıkar diyordun. Olmadı diyeceksin şimdi. Arkadaşlar zaten her zaman tutsa bu. Yani başka bir iş yapmayalım yani. Her şeyin bir riski var. Aynen yapalım. Ne, her zamanki kuralımızı uygulayalım. Böyle durumlarda ne yapacağız onu söyleyeceğim ben size şimdi. Arkadaşlar bir dakikalığı çektik. %25 şuraya falan denk geliyor. %25'den buradan short edecektik değil mi biz? Ettik shortumuzu. Stop loss'ımızı buraya koyduk. Geldi. O güzel para kazanıyoruz. Hedef neydi? Burasıydı. Hop geri döndü. Ne yapacağız? Arkadaşlar stop loss'ımızı değiştirmiyoruz. Bakın. Her zaman bir her şeyin bir riski vardır. Bu riski göze almadan hiçbir şey yapmayın. Bu riski nedir riskimiz? İşte buradan aldık, stop loss'ı buraya koyduk. Buradan oraya ne kadar işte? 58, 74, 20, 25 puan desem 500 dolar. Burada bir 500 dolarlık bir riskimiz var. Ki zaten mesela burada short ettiniz, kazanmaya başladınız. Buradaki stop loss'ı biraz aşağı çekip işte stop loss'ınızı kâra geçirip birazdan öyle de bekletebilirsiniz. Ha, geri döndüğü zaman az bir kârla bitirirsiniz günü. Bugün tutmadı. Yani normalde geriye dönecekti. Ya işte bu geriye dönmedi. Gidiyor yukarı. Hadi bunu yukarıya alalım. Bence almayın arkadaşlar. Her zaman için ilk reaksiyonun tersi yönünde bekleyin. Tutmadı mı stratejiniz? Strateji tutmazsa ne yapacaksınız abi? Kaybedersiniz biraz veya işte çok az kazanırsınız. O gün yapmazsınız. Bitti yani. Önemli olan o. Şimdi hedefimiz tutmayınca ne yapacağız? Ya işte millet para kazanıyor. Biz kazanmıyoruz. FOMO arkadaşlar. Fear of missing out. Bu çok meşhurdur Amerikan borsasında FOMO. Ya işte millet kazanıyor ben de kazanayım deyip hiçbir strateji plan uygulamadan atlarsanız her zaman kaybedersiniz. Her zaman kaybedersiniz arkadaşlar. FOMO çok kötü bir şey. Kumar ya bildiğiniz yani o kumar mentalitesi yani. Stratejimiz var. Bu stratejimiz tutmazsa tutmadı. Bir sonraki gün bakarız. Şimdiye kadar 3 tane gösterdim. 2 tanesi tuttu. Bakalım bir sonraki gün arkadaşlar. December 8. 8 Ekim. 8 Ekim. 8
December, pardon, 8 Aralık yani Ekim. 8 Aralık. Gittik 8 Aralık'a. Hop. Ne oldu arkadaşlar? 4'te 3. Bir tane daha tuttu. 3'te 2 mi işte, her neyse saymıyorum da. Bir tanesi tutmadı şimdiye kadar. Bakın. 1 dakikalık candle'ımız. Şunu silelim. Önceden kalma. Hemen buradan geliyoruz. 1 dakikalık Fibonacci'mizi çekiyoruz arkadaşlar. Hop. Ya arkadaşlar bakın. Burada ne oldu? 0.25'e inmedi gördüğünüz gibi. Normalde buraya inip buradan almayı pek beklerken burada dönmedi. İşte ne yapacağız böyle durumlarda? Yine FOMO yapmayacağız. Hemen hop alayım, şurada falan yok. Yeni bir stratejimiz ne olmalı arkadaşlar? Ne dedik? Mean threshold. Çok sağlam bir yerdir yani, orta noktası. Oraya işte pullback yapmasını bekleyeceğiz. Yani pullback yaparsa, buraya gelip pullback yaparsa eğer, bunu beklerseniz arkadaşlar, stop loss'ı da böyle aşağı şuraya bir yere koyarsanız çok fazla riskiniz olmaz. Ha buradan geri döne yukarı giderse zaten ana stratejimize uymuş oluyoruz. Neydi ana stratejimiz? Bir standard deviation. Burası. Eğer buradan almayıp bu pullback'i bekleyip buradan alsanız arkadaşlar 943'ten 109'a 110 60 da burada desen 170 puan. 3.400 dolar. Bir tane Nasdaq kontratı arkadaşlar. Buradan buraya. Güzel para. Bakın. FOMA yapmıyoruz. Stratejimiz olmuyorsa ana stratejimiz ne arkadaşlar? Yön. Ya bilirsek eğer, yani gideceği yeri bilirsek yine kardayız yani. Bakın burada mesela gideceği yer yukarı, biliyoruz çünkü ilk reaksiyon aşağı doğru. Pullback yapmasını bekledik. Aldık sağlam bir 50, %50 mean threshold'dan aldık, yine para yapıyoruz. Ya bu yukarıda aşağı geldi. Ha bu düşüyor artık, aşağı değil. Bizim ana hedefimiz tersi. Reaksiyonu, ilk reaksiyonun tersi. Eğer ki o yönü bilirsek zaten her zaman kar ederiz. Ne oldu arkadaşlar? Bir tane daha tuttu. Silelim bunu. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki örneğe. January 5th. Bu ay. Şimdiye kadar 4'te 3. January 5th'e bakalım. Yani bu ayki işte en son bakacağımız o. 5 tane örnek göstereceğim size. Siz istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Ben çok baktım. 50, 60, 100 tane bakmışımdır eskiye yönelik. Bu abi tutma oranı %90'lardan bahsediyorum arkadaşlar. Alın bir tane daha. 5'te 4. Birinci bir dakikalımızda hemen çekiyoruz Fibonacci'mizi. Bakın burada %25'e de yine gelmemiş. Dediğim gibi artık yani o risk reward olayı, siz riski ne kadar alırsınız ona bağlı. Yani ben genelde %25'i beklerim. Olmadı, baktım işte yönlenmeye göre değişik yerlerden de alabilirim yani. Bakın buradan dönmüş. Belki hani bir daha dönmesini bekleyip buralardan da alabilirsiniz yani. Geldi mi arkadaşlar mean threshold'a? Geldi bak. Milimetrik dokunuyor. Görüyor musunuz? Bakın. Nasıl respect ediyor wick'ler, body'ler. Sağlam bir nokta orası. Birinci hedefimiz arkadaşlar. Nasdaq'ten bir tane kontrat alabildiğimiz için yani mesela MNQ var mesela. Bunun işte minisi. Makrosu galiba. MNQ aynı şey, sadece şey Mike şey MNQ olunca işte bir tane NQ'nun kontratı 10 tane MNQ'ya eşit. Ha ben yani işte belli hedeflerim var. Ben bir tane kontrat almak istemiyorum. 10 tane alacağım derseniz kazandığınız para yine aynı aslında. 10 tane alırsınız arkadaşlar. Burada 5'ini mean threshold'da satarsınız. Ondan sonra 5 tanesini 2'de şey bir standard deviation'da satarsınız veya 2 tanesini, sonra bir tanesini runner yaparsınız. Yani işte gittiği yere kadar işte stop loss'u yukarı doğru kaydırırsınız. Trailing yaparsınız yani. Bu MNQ olayda isterseniz birden fazla kontrat oynamak isterseniz size tavsiye ederim. Bazen ben de yapıyorum. Çok bazen gerek oluyor. Bir tane kontrat yerine çok oynayayım. Aynı parayı kazanıyorsunuz zaten 10 tane oynarsanız. Neyse arkadaşlar, ne oldu? İlk hedefimiz geldi bile hemen. Kaç dakika? 10 dakika bile sürmedi. Boğalık da var arkadaşlar. Bu tür olaylarda öyle hemen beklemenize de gerek yok. Çok hızlı para kazanabilirsiniz. Çok da hızlı kazık kaybedebilirsiniz. Yani risk olayı artıyor. Ama dediğim gibi şu ana kadar size 5 grafik gösterdim. 5'in 4 tanesi istediğimiz gibi oldu. 5'te 4 ne demek? %80 demek arkadaşlar.
Ben yüzlerden fa 100 ya 100 100 tane grafik bakmışımdır. Non-farm payroll'a baktım, GDP'sine baktım, CPI'ine baktım, FOMC meetinglerine baktım. Her zaman ve her zaman arkadaşlar, stratejimizde de uygun olarak ilk reaksiyonun tersi yönlendirilir arkadaşlar. Bunu algoritmalar yönlendirir, büyük firmalar yönlendirir. Bu şekildedir. Amerika'da kolay para diye boşuna demiyorum arkadaşlar. Yani YouTube sitemizin adı Amerika'da kolay para ama hani şey geyik olsun diye denen bir şey değil yani. Benim sizle ben tecrübelerimi paylaşıyorum. Bakın bu olasılık ya ben mühendisim arkadaşlar. Mühendis adam. Ben olasılıklarla çalışan bir adam. Yani olasılık ya bakıyoruz 5'te 4 %80. Yani bunu arttırın 10 tane, 20 tane, 100 tane bakın bu oran işte 80'lerden 90'a çıkacaktır arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz olay yani insanlar %70 yani %70'e bile okey yani. Ben %70 bir stratejim kazansa yine okey adamlar yani. Ki ben size %90'dan %80'lerden 90'lardan olasılığı yüksek bir şey gösteriyorum size. Arkadaşlar 5 tane gösterdim. Siz isterseniz bundan fazlasına da bakabilirsiniz. Bakın yani gidin bakın işte Thinkorswim'i yükleyin. Orada on demand'de açın abi. İşte non-farm payroll'da, GDP'de, CPI'de atıyorum FOMC meetingleri bunlara girin. İstediğiniz saatleri görürsünüz zaten. Google'dan saatini arattırın. Bakın arkadaşlar. Ya inanmıyorsanız siz bakın. Kendi gözlerinizle görün. Özetliyorum. Haberlerden önce oynamıyoruz. Kumar arkadaşlar. İsterseniz ekonominin iyi olduğunu bilin. İsterseniz işte size Joe Biden atıyorum işte Powell telefon açsın. Buranın ekonominin patronu telefon açsın. Ya yarın haberler iyi gelecek desin. Yine kaybetme olasılığınız var. Çünkü reaksiyon her zaman farklıdır. Bazen haberin iyiliğine veya kötülüğüne göre iyi haber gelir. Hiç alakasız bir yere gider. O yüzden ilk reaksiyonu bekliyoruz. İlk reaksiyon yani birinci dakikadan sonra Fibonacci'mizi çekiyoruz. İlk reaksiyonun ters yönünü hedef alıyoruz. Birinci hedefimiz mean threshold, bir dakikalık orta noktası. İkinci ana hedefimiz bir standard deviation. Yani o çektiğimizin işte uzaklık olarak bir standart aynısını kopyalayın yukarı yapıştırın. Bir dakikalık candle ne kadarsa aşağı ve yukarı bir tane daha yapıştırın aynı candle'dan aynı yere gidersiniz. Yani bir standard deviation arkadaşlar. Hedefimiz o. İsterseniz bir tane kontrak oynayın Nasdaq'ten, isterseniz MNQ oynayın Micros'u. 10 tane aynı şeye denk gelir. İsterseniz işte 10 tane alırsanız 5'ini orta noktada satarsınız. 3'ünü işte bir standard deviation'da satarsınız. Diğer ikisini runner yaparsınız. Bazen işte bir standard deviation da yukarısına çıkabiliyor veya işte yani devam ettirebiliyor. Olay bu arkadaşlar. Sorularınız varsa YouTube komentlere cevap veriyorum. Oradan yazabilirsiniz. İstediğiniz bir video varsa işte ICT'nin 2022 modelini bir sonraki videoda büyük ihtimal çekeceğim. Başka istekleriniz olursa söyleyin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım para kazanırsınız. Yani Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim? FOMO yapmayın arkadaşlar. FOMO kötü bir şey. Belli bir stratejiniz olsun. O stratejiyi kullanın. Hiçbir zaman ya insanlar bak ben işte burayı kaçırdım. Burada ben trade yapamadım. Hemen alayım. Ben de para kazanayım. Bu FOMO'dur arkadaşlar. Kesinlikle kaçının. Bugün olmazsa yarın olur. ICT'nin bir lafı var. Silver Bullet da mesela ya arkadaşlar ben size bir Silver Bullet veriyorum. Günde 3 kere oluyor. Birincisi London'da. London'ın Kill Zone'unda, London'ın açılışında. Bir tanesi New York'un sabahında, bir tanesi New York öğleden sonra. Birini kaçırdın öbürüne git. Ve bu yani arkadaşlar yani bu her zaman devam eden bir süreç. Yani bugünkü trade'i kaçırırsan bir sonraki non-farm payroll var. Bir sonraki CPI var. Yani bunlar dediğim gibi önemli olan belli bir stratejiniz olması ve o stratejiyi bir şekilde sabırlı bir şekilde kullanmak ve her zaman ve her zaman stop loss kullanın arkadaşlar. Bir tane trade stop loss'suz trade kullanmayın. Ne olacağı belli olmaz. Bir anda çakılır, her şey gider. Hele ki böyle prop firm kullanmayıp kendi paranızı kullanıyorsanız ki tavsiye etmem artık. Ben kesinlikle kendi paramı kullanmıyorum. Top step kullanıyorum işte Apex kullanıyorum. Gerçek paranızı kullanmayın.
Kullanırsanız da stop loss mutlaka tight, yani stop loss'ınız olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, umarım güzel paralar kazanırsınız. Görüşmek dileğiyle.